Süpürge Mühendisi kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar son dönemde bu makineden soruyorlar nasıl sökülür diye. Aslında çok basit tarif ediyorum ama yine göstererek sökmek istedim. Philips Power Pro Active 2000 Watt Parachute elektrikli süpürge makinesinin sökümünü göreceğiz. Ve Power Silent 4 elektrikli süpürge makinesinin sökümünü yapacağız. Bir diğer model olarak da mesela FC86-32'ymiş. Şimdi arkadaşlar önce şundan bahsedeyim. Bu tarzda süpürge alınır mı alınmaz mı? Ucuz bir makine. Arkadaşlar alınır. Bu Philips'in aynı buna benzer bir modeli daha var. Bunlar da arkadaşlar yapmanız gereken şey şu. Bunu çıkarıp şu filtreyi değiştirdiğiniz sürece sizi performansınız düşmeden bu makineyi güzelce de kullanabilirsiniz. Ama aynı şeyi söylememe rağmen şurada hala sınıfta kalıyoruz. Bir de bunların bir sorunlu kırış kısmı arkadaşlar. Şu kısmı sorunlu. Yani bunu bence becerememişler. Çünkü diğer modelinde daha da sıkıntı. Bu en azından biraz daha çalışıyor. Şimdi şu anda bu makinemiz çalışmıyor. Hadi başka bir soru. İşte bu ürün geldiğinde çalışmıyordu. Şu anda çalıştı. Geldiğinde çalışmıyordu. Şu an çalıştı. O yüzden en azından söküp arızasını iyi bir şekilde tespit etmemiz lazım. Video esnasında çalıştı. Enteresan. Şimdi arkadaşlar bunu sökebilmemiz için şunun altında vidalar var. Bunları şöyle kaldıracağız. Biraz yoklayarak sökeceğiz. Ya da şu ön tarafından kaldırabiliriz. Şimdi arkadaşlar şurada vida var. Bunu biraz sökmek çetrefilli. Şöyle buradan içine giriyor. Şuradan dışına çıkıyor. Şuradan da içine giriyor. Şimdi şurada sökmeyi göstereyim. Şimdi şu kısımda içeri doğru bir çengeli var. Şu çengel. Onu kurtarmamız lazım. Onu kurtarmak için ben şuraya bir destek koydum. Destek koydum ki bana hareket alanı versin. Şu içeriden İçeriden biraz ileri doğru zorladığımız, yani şöyle tarif edeyim, şu var ya, şu ürün, şunu böyle zorlayarak atmaya çalışıyoruz. Şöyle atıyor. Bu attıktan sonra arka tarafında da bu var. Şunu da bu taraf, yani şöyle arkadaşlar, şöyle baktığınız zaman şunu şu tarafa doğru, şunu da şu tarafa doğru açarak kurtardık. Şimdi boşa kaldı. Ondan sonra bunu da içeri doğru, bu tarafa doğru, içeri doğru büktüğünüz zaman zaten ürün kurtuluyor. Tamam, şurada iki vidası var. Şimdi hemen vidalarını sökelim. Şimdi şuradaki işte asıl mevzu bu arkadaşlar. Burada tork vidası var. Bunun için T20 tork korna vidası alacaksınız ve ortası boşluklu olanında, çünkü kapalı olan açmaz. Şöyle yakınlaştırıp göstereyim. Bakın şöyle ortasında pim olan T20. Şu orta kısmı da bunun boş olması lazım. Bakın. Zaten sökmeyin diye bunlar konuluyor. Bir kere sökerseniz kendiniz böyle yıldız takarsınız. Daha sonrası için rahat edersiniz. Şimdi ben ürün geldiğinde çalışmıyordu. Bayağı bir denedim. Şimdi çalışıp çalışmama mevzusuna bakacağım da. Bakalım niye çalışmıyormuş.
Şimdi bunu açtıktan sonra üst tarafını çıkarıp kurtarabilirsiniz. Bu modeli sökmeyi çok uzun zaman oldu. O yüzden daha önce tabi böyle YouTube videoları yoktu. Çekmiyordum. Şimdi bunu çıkardıktan sonra arkadaşlar burada zaten potansiyometrenin bağlantı kısmı var. Şimdi şunu bir çalıştıralım. Şimdi motorun ilk kısmında bir yanma yanma duyduk arkadaşlar. Bu muhtemelen motorun bir kolektör kısmında yanık var. Oraya denk geldiği zaman çalışmıyor motor. Motordan kaynaklı. Zaten şu an bir yanık kokusu geliyor. Arkadaşlar bunun motor kısmının şeyi yanık. Belli bir bölgesi yanık. Oraya denk geldiği zaman makine kesiyor motoru. Şimdi bunun sökümüne devam ediyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Şu arkada vidamız var. İki tane. Önce onları bir sökelim. Şu makaramızı bir kurtaralım. Bunu söktükten sonra arkadaşlar bunu yukarı çekerek motorumuzu kurtarabiliyoruz. Şöyle çıkınca burası gayet temiz bir şekilde duruyor. Bunu yıkayacağız güzelce. Kuruduktan sonra da takım işlemini gerçekleştireceğiz. Şöyle ayrılıyor. Şunu bir koyalım. Şimdi arkadaşlar burada motoru sökerken şöyle yapmamız gerekiyor. Şunları çıkaralım. Bu motoru sökerken şu ön tarafında kilitleri var. Bunları öne doğru iterek tek tek kurtaracağız. Bunu kurtardıktan sonra motora erişiyoruz. Şöyle bakalım. Şimdi şurada contası var arkadaşlar. Şu contayı yıkarken çıkarıyoruz ki daha sonra altında nem olmasın diye. Çünkü kurumadığı zaman bu sefer içeride paslama meydana gelir. O yüzden bunu çıkarıyoruz. Hem de ıslak mendille sileceğiz zaten. Takarken de kuru bir şekilde takmış oluruz. Daha verimli kullanıyoruz. Bu parça yıkamaya gidecek. Şimdi motorumuzun şu lastiğini unutmayalım. Ön tarafında vakum için bu parçamız var. Bir bakalım başka neyimiz var. Şöyle motoru öne doğru çıkaralım. Şimdi burada önemli olan şu kablonu boşluktan geçip motorun içinde kalması. Şimdi kartımızı çıkardık.
Normal kartımızı şöyle tozunu temizleyebilirsiniz. Paslanma falan varsa da gözlük tinerle temizleyebilirsiniz. Normal diş fırçasıyla. Şimdi şunu bir ayıralım şöyle. Motorumuza baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi bunu göstermem lazım. Burada yanıklıklar var. Şimdi şu kolektör kısmında parça parça yanmalar var arkadaşlar. Bu yanmadan kaynaklı makinede kesilmeler oluyor. Motorumuzun o kısmını değiştireceğiz. Bunların bakımlarını yapacağız. Bakın içindeki tozu gösteriyorum ben size. Bu işte mesela bakım yapılmayan makinelerde hepsinde oluyor bu. Bunu genel olarak mesela şuna bakın. Bu toz olduğu için motor zorlanıyor. Sürekli tozla çalışmaya çalışıyor. Zorlanıyor. Zorlandığı için de bu sefer motorda yağma meydana geliyor. O yüzden bakımı önermemizin sebebi, bakımı öneriyoruz. Bakımı önermemizin sebebi bu. Bunlara örnek veriyorum. Senede bir kere temizleseniz bile sizi kurtarır. Hadi en kötü 2 senede bir temizleseniz sizi motor ömrünü kesinlikle uzatacaktır. O yüzden kendi makinelerinize sökmeyi öğrenin. Sökmeyi takmayı öğrenirseniz senede bir kere temizlerseniz motor masrafından kurtulursunuz. Şu anda bu motor zorlanmış. Bunun bir diğer zorlanma sebebi, en temel sebebi arkadaşlar şu filtrenin değişmemesi. Şuna bakar mısınız? Kütük gibi olmuş. Yani hiçbir şekilde şey yok. Tıkalı yani üzerindeki filtre. Bu hava geçirmezse ne olacak? Motor ısındığı için yanmalar meydana gelecek ve sorunlar başlayacak. Buradaki en temel sorun da zaten buydu. Şimdi bunların bakımlarını yapacağız. Motorunu yapacağız. Daha sonra montajını yapacağız. Montaj videosunu da hazırladıktan sonra bu videonun altına linkini koyarım. Oradan devamını izleyebilirsiniz. Bu video için beni izlediğiniz için teşekkür ederim.